Evet arkadaşlar, bu dersimizde kayaçlardan bahsedeceğiz. Yani bizim bildiğimiz taşlar. Taşlar nasıl oluşmuştur? Az önce de bahsettik bunlardan. Aslında magmanın varlığıyla oluşmuştur. Yani çoğu volkanik kökenlidir. Çıkan lavlar sayesinde soğuma, soğuma sonrasında katılaşma, katılaşma sonrasında da işte bu taşlar oluşmuş. Yani biz onları coğrafi olarak kayaçlar diyeceğiz. Peki nasıl oluşmuştur bunlar? Farklı farklı özellikleri var mıdır? Karşımıza hangi sorular çıkabilir onlara bir bakın. Şimdi kayaçlar diyoruz. Yeryüzündeki kayaçların büyük kısmı volkanik kökenlidir, zaten bahsettik. Ancak bu taşlar zamanla değişikliğe uğruyor. Bu nedenle de farklı kayaç tiplerini oluşturuyor. Neden değişikliğe uğruyor? Yüzeye çıkıyor. Yüzeyde farklı sıcaklık, yerin altında farklı sıcaklık, zaman, basınç ve bu anlamdaki harman ne yapıyor? Kayaçların farklı şekiller almasına, farklı özellikler taşımasına sebep olabiliyor. Şimdi onları tek tek göreceğiz arkadaşlar. İlki püskürük kayaçlar. Yani namı diğer volkanik kayaçlar. Volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş, zaten üst başlıkta da bunu açıkladık biz. İç ve dış püskürük olarak ikiye ayrılıyor. İç ve dış püskürük olarak. Şimdi iç püskürükler nelerdir? Bununla ilgili bir detay vermemiz gerekirse. İç püskürük aslında nedir arkadaşlar? Dışarıya çıkamamış. Yani içeride kalmış. O zaman şimdi içerisiyle dışarısını karşılaştırırsak, kıyas yaparsak içerisi çok daha sıcak bir alan ve geçişin daha az yaşandığı, yani sıcaklık geçişin daha az yaşandığı bir alan. Ne yapacaktır? Yavaş yavaş soğuyacaktır. Dış püskürük ise dışarıya çıkabilmiş. Şimdi içeriden farklı bir sıcaklık taşıdığı dışarısı ne yapacaktır? Daha hızlı soğuyacaktır. Hızlı soğumanın etkisiyle ne yapacaktır? Mekanik çözülmeye daha fazla uğrayacaktır. Bu önemli bir detay. Neydi mekanik çözülme? Taşların ufalanarak parçalanması. Kim sayesinde? Dış kuvvet. Şimdi mekanik parçalanmaya en fazla hangisi tabi olur? Hangisi uğrar derse ne diyeceğiz? Dışarıya çıkan kayaç. Hangi mantıkla diyoruz bunu? Daha hızlı bir soğuma var. Daha hızlı soğuma mekaniği kolaylaştıracak. Ve dış güce sahip olan neyse tabii ki dışarıdaki ortam. O yüzden dış kuvvetlerin oluşturduğu dış püskürükler biraz daha fazla parçalanmış kayaçlardır. İç püskürükler ise daha yavaş yavaş, daha adalı adalı soğuyarak daha bütün kalabilmiş kayaçlardır. Bu önemli bir detay. Giriş cümlesi bu olsun. Şimdi iç püskürüklerin genel özelliklerinden devam edelim biz. Çok sert ve açık renkli olurlar. Niye? Dışarı çıkamadı çünkü içeride kaldı. İri tanelidirler. Niye iri taneli? Yine dışarıya çıkamadı, içeride kaldı. Bunlar granit, diorit, siyanit ve gabbro olarak da 4 temel taş başlığı altında incelenmekte unutmayın. Dış püskürükler ince taneli camsı yapıda neden dışarı çıkabildi? Az önce sebeplerini söylemiştik. Bunlar andezit, bazalt, obsidyen ve tüftür. Obsidyen zaman zaman karşınıza volkan camı olarak da çıkabilir, unutmayın. Şimdi püskürük kayaçları burada verdik. Soğuma, ayrışma, tortullaşma nelerdir? Onlara da bir bakalım. Tortul kayaçlar ikinci maddemiz. İlki neydi? Püskürük kayaçlar ikiye ayırmıştık. Şimdi tortul kayaçlardayız. Tortul kayaçlarımızı ise üçe ayıracağız. Nedir onlar? Şimdi arkadaşlar, tortul kayaçlara geçmeden önce özel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Tortullaşma nedir? Bununla ilgili yorumun ne olmalıdır? Şöyle düşünün. Ev içerisinde de aslında güncelde de çok karşımıza çıkan bir şey bu. Tortullaşan alanlar genellikle nelerdi? Bir düşünelim. Şimdi tortullaşan alanlar genellikle çukur alanlardır. Şöyle düşün. Lavaboyu uzun süre temizlemediğini düşün. Ne yapacaktır? Tortu orada birikecektir. Ha işte buradan bir çıkarım yaparsak. Dünyadaki çukur alanlar genellikle tortullaşacak alanlardır. Nelerdir onlar? Çukur alanları düşünelim. Göller olabilir. Denizler evet olabilir. Okyanuslar evet. Büyük büyük tortul alanları kimler oluşturur derse ÖSYM'e hemen aklımıza bu bilgi gelecek. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Tortullaşma için çukura ihtiyacım var. Çukur, dünyada en büyük çukur alanlar nereler? Denizler, göller ve okyanuslardır. Lütfen unutmayalım. En çok tortul kayacı o zaman ben göllerden, denizlerden ya da okyanuslardan toplayabilirim. Lütfen, önemli bir detaydır. Cebimizde bu bilgi olsun ve böyle yola çıkalım. Şimdi diyoruz ki üç ayrılır. Organik tortullar. Adı üstünde zaten bize organik tortullar neyi veriyor? İçerisinde organizma, yani fosilleşme varsa organik tortul başlığını atabiliriz rahatlıkla. Genellikle bunlar enerji veren kaynaklardır. Yani aklıma taş kömürü gelebilir, değil mi? Taş kömür nedir? Yandığında enerji verebilen kaynaktır. O zaman ne diyoruz? Taş kömürü olabilir organik kaynak arasında. Bitkiler ve hayvanlar zaman içerisinde öldü, toprağa karıştı, hatta nereleri gitti? Dış kuvvetler tarafından taşınarak çukur alanlara, denizlere, okyanuslara, göllere. İşte burada fosilleşme başladı. Onlar da taş kömürü, liit, turba, tebeşir ve mercanları oluşturdu. Unutmayın. Kimyasal tortullar ikinci maddemiz, tortullarla ilgili su ile temas. Zaten kimyasal başta bize bunu veriyor.
Suyun olduğu yerde kimyasal çözülme, kimyasal ayrışma ve kimyasal bir takım tepkimeler oluşacak. Rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte kimyasalda su var. Su ile temas var ve kolayca çözünebilen mineraller var. Bunlar çökeliyor ve bunların çökelmesiyle oluşan kayaçları da biz kimyasal tortul kayaçlar diyoruz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Kalkerler, jipsler, kaya tuzu ve travertenlerdir. Ülkemizde de ince bir detay olsun. Daha fazla Akdeniz bölgesinde göreceğiz biz kimyasal tortul kayaçları, unutmayalım. Hemen arkasından arkadaşlar fiziksel tortullar var. Fiziksel tortullar nelerdir deyince aklımıza şu gelmeli. Parçalanma var arkadaş ortamda. Yani fiziksel bir neye uğruyor? Aşınma uğruyor. Kim sayesinde? Dış kuvvetler. Nelerdir onlar? Rüzgar, buzul, akarsu gibi ana dış kuvvetlerdir. İşte bunlar ne yapıyorlar bu kayaçları? Birbirinden parçalayarak daha değişik boyutlardaki çakıllara dönüştürebiliyor. Ha, o zaman çakıllar da bir fiziksel tortuldur. Hemen bakalım, çakıl zaten ilk başlığımız. Kil, mil, kum gibi malzemeleri dış kuvvetler tarafından çukur yerlere taşınmasıyla oluşuyorlar. Neden çukur yerler? Tortullar nerede oluşuyordu? Çukur alanlarda. Bardağın iç kısmı mı, kenarı mı tortullaşır? Tabii ki iç kısmı. Yani çukur alan arayacağım, unutmuyorum. Bu taşlar doğal bir çimento ile birleşirse fiziksel kırıntılı kayaçları oluştururlar, unutmayalım. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı ve bireş gibi. Şimdi önemli bir uyarımız var. Tortullarla ilgili unutmamamız gerekenler. Biz bunları şekillendirdik ama şimdi alt başlıklar halinde bir doküman oluşturalım. 1. Genellikle tabakalı yapıya sahiptirler. Neden? Üst üste bir ne var? Yığılma ve birikim var. 2. Yapılarında canlı kalıntılara rastlanır. Biz bunları organik diyoruz. Bu nedenle yaş tespitinde bulunabilecek kayaçlar arasına girmiştir tortul kayaçlar. Deniz, göl gibi çukur alanlarda oluşur. İspatını yaptık. Kolaylıkla karşınıza çıktığında yapabileceksiniz artık. 4. Yeryüzünün genelinde de tortul kayaçları görmemiz mümkündür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son başlığımızdayız artık. Yani bu tortul kayaçları da bitirdikten sonra başkalaşım kayaçlar son başlığımızı bize veriyor. Başkalaşım kayaçlarında hemen düşüneceğimiz şey yüksek sıcaklık ve basınç altında bırakılan kayaçlar ne olmuş zaman içerisinde? Farklılaşmış. Onlar nelerdir, hemen onlara bakalım. Kalker neye dönüşüyor arkadaşlar zaman içerisinde? Mermere, granit gneisa, kum taşı kuvarste, kömür elmasa, kil taşı da şiste dönüşerek başkalaşım kayaçlarını oluşturmuştur. Hemen tekrarlıyorum. Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalmalarıyla başkalaşan, yani metamorfik kayaçlardır. Başkalaşım kayaçları da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şekilde yine bahsettiğimiz üzere bakın, görüyorsunuz. Yüksek sıcaklık ve yine yüksek basınç bu uygulamanın birleşmesiyle arada kalan kayaçlar başkalaşarak farklı kayaçları oluşturmuşlardır. Örneğin taş kömürünün elmasa dönüşmesi gibi.